Tabii fotoğrafı görünce tanıdınız. Seren Serengil. Kilo verme uğruna sağlığından olan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil tekrar ameliyat masasına yattı. Geçirdiği zorlu operasyon sonrası yavaş yavaş toparlanmaya başlayan Serengil bugün yeniden haftalardır uzak kaldığı stüdyodaydı. Hayatımda hiç böyle sevilmedin ki. Ölüyordum. Yani ölümden döndüm, öyle söyleyeyim. Mide küçültme ameliyatı oldu. Az kalsın canından oluyordu. Ben çok çok çektim yani bu 1,5 senedir Beyaz TV'nin duvarları, yolları, yerleri, her şey, herkes, bütün çalışanlar, müdürlerimiz, herkes biliyor. Zayıflamak için mide küçültme ameliyatı olan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil, dumping sendromuna yakalandı. Düşüyordum, şuurum kapanıyordu. Diz kapaklarımı tutmuyordu. Artık çok son raddedeydim yani. Hayatı kabusa dönen Serengil, geçtiğimiz günlerde eski sağlığına kavuşmak için tekrar ameliyat masasına yattı. İnşallah her şey yolunda gidecek. Birazdan ameliyat alınacağım. Zor bir ameliyat. Organlar içeride yapışmış olabilir diyorlar. Biraz riskli bir ameliyat olduğu söylendi. Herkese teşekkür ediyorum. Ameliyatı başarılı geçti geçmesine ancak beklemediği bir durumla karşılaştı. Kemik erimesi ve dumping sendromuna yakalanmasının asıl sebebi gün yüzüne çıktı. Bir mide operasyonu yapıp öyle toparlamaya çalışacaktı fakat alt mideyi bulamadı. Bağırsakların 1/4'ünü neredeyse bypass yapmışlar bir önceki ameliyatta. Zaten o yüzden dumping sendromu geçiriyordum, fenalaşıyordum. Kanım organlarımı besleniyordu. Organ yetmezliğine gidiyordu iş artık. Kilo verme uğruna sağlığından olan Serengil, neden mide küçültme ameliyatı olduğunu şu sözlerle ifade etti. Bende de hata var. Ben kendi adıma kendi suçumu da kabul ediyorum yani. Ben de kalkıp yetişkin bir insan olarak böyle cahilce bir hareketi yapmamam gerekiyordu. Ama psikolojim bozuktu. Çocuğumu kaybetmiştim o sıra. Kilo almıştım. Yani televizyona başlayacaktım. Kendimi beğenmiyordum. Zaten moralim de çok bozuktu. Ben o psikolojiyle gittim oldum. Geçirdiği zorunlu operasyon sonrası yavaş yavaş toparlanan Seren Serengil, günler sonra bugün yeniden Söylemezsem Olmaz stüdyosundaydı. Seren Serengil yuvaya döndü. Tabii daha kilo almadım ama almaya başlayacağım. Çok kötü bir buçuk yıl yaşadım. Şimdi bir baktım sağlıklıyım. İnsan inanamıyor biliyor musunuz hocam? Allah razı olsun sizden. Benim kilomda bir hastaya yapılmaması gereken bir boyutta o bypass'ı tamamen açtı. Bütün bağırsağı tekrardan işleyebilir, çalışabilir hale getirdi. 1,5-2 sene içerisinde organlarım gene beslenecek. Karaciğer enzimlerim, her şeyim yavaş yavaş düzelecek diyor doktor. Kilo da alabileceğim. İddiaya göre yanlış yapılan ameliyat sonrası midesinin alındığını öğrenen Serengil, gerekli işlemler için hukuki süreç başlattı. Daha önceki başka hastanelerde de tabii tedaviler gördüm bu süreçte ben. Bunlar toparlanıyor belki olarak. Evet. Suç duyurusunda bulunacağız. 1 senedir ameliyat videosunu göndermediler. 1 senedir ameliyat raporlarını daha yeni noterle zorla alabildik. Evet. Tabii ki bunun cezasını çekecekler yani. Bu arada kendisi dile getiriyor. Öğrendiğim kadarıyla hiç su içmiyormuş Serengil. Hep asitli içecek tüketiyormuş. Büyük sorumsuzluk. Suda fayda var, suda hayat var. Seren Serengil.